Sevgili öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf bilişim teknolojileri dersi 1. dönem 2. yazılısı örneğini hep birlikte çözeceğiz ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle olarak büyük küçük harf değişimini sağlayan tuş aşağıdaki yerden hangisidir demiş. Şimdi burada yazan A, B, C, D şıklarındaki tuşların ne işe yaradıklarını önce bir açıklayayım arkadaşlar. Space dediğimiz tuş klavyenin orta kısmında bulunan böyle enlemesine klavyenin en büyük tuşudur arkadaşlar. Bu boşluk tuşu dediğimiz tuşumuzdur arkadaşlar. Boşluk tuşu. Daha sonra arkadaşlar e, enter tuşumuz klavyenin sağ kısmında bulunan onaylama tuşumuzdur. Şu şekilde bir simgesi vardır. Onay diyebiliriz. Caps Lock tuşu arkadaşlar büyük küçük harf yazmamızı sağlar. Hatta bir lambası vardı. Lambası açıkken büyük. Lambası kapalıyken küçük yazar. Delete tuşu da arkadaşlar silme işlemi yapar. Yani doğru C şıkkımızdır. Aşağıdaki yerden hangisi F1 tuşunun görevidir demiş. Arkadaşlar F1 tuşu ESC'nin yanındaki ilk tuştur ve görevi arkadaşlar yardım penceresini açmaktır. Yani bir Google Chrome'da ya da Microsoft Office'te Yardım penceresini açmak istiyorsanız ya da Microsoft'un yani Windows işletim sisteminde de yardım penceresini açmak istiyorsanız F1 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Klasör ve dosyaların ismini değiştirir dediğimiz arkadaşlar F2 tuşudur. Programdan çıkmanızı sağlayan ESC tuşudur arkadaşlar. Bilgisayar kapatma tuşu hani Alt F4'e de basarak zaten bunu da yapabilirsiniz. Alt üst 4 kapat demektir. Yani biraz daha çok basarsanız bilgisayarda kapatabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayardaki bilgilerin saklandığı aygıtlardan birisi değildir? Flash disk. Arkadaşlar flash disk'e bilgi diyor. Bakın resim, müzik, video atabilir misiniz? Atabilirsiniz. O zaman sildik. Sabit disk dediği hard disk atabilir misiniz arkadaşlar? Atabilirsiniz. CD-ROM, CD'ye resim, müzik, video atabilir misiniz? Atabilirsiniz. Ama hoparlöre böyle bir imkanınız yoktur arkadaşlar. Hoparlör sadece bilgisayardaki sesin çıktısını almamızı sağlar. Sağlıklı bilgisayar kullanımı düşünüldüğünde aşağıdaki resimlerden hangisi doğrudur? E şimdi arkadaşlar bakın, şu bel seviyesinde boşluk olmayacak ve gözümüz ekrana biraz daha uzak bir seviyeden bakması lazım. Çok yakın bir seviyede değil arkadaşlar. Yani doğru oturuş buradaki yanlış oturuştu arkadaşlar. Buradaki oturuştur. Buna çarpı koyduk. Buna tik attık. Bilgisayarı açmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapmalıyız demiş. Sistem kasa üzerinden power açma kapama düğmesine basarız bilgisayar açtık geçtik sistem kasa üzerindeki reset tuşuna basar reset tuşuna basarsan resetlersin bilgisayar bu değil sistem formatlanmalıdır bu alakası yok ekran monitörü açma kapama düğmesine basarsan ekranı açarsın bununla da alakası yok Aşağıdaki şifrelerin hangisi daha güçlü ve güvenilirdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın standart aritmetik olarak gidiyor. Güçlü mü? Değil. A, B, C, D, e, F, G. Güçlü mü? Değil. 1905 Galatasaray'ın kuruluş tarihi. Güçlü mü? Değil. Ama arkadaşlar C, K, Nokta, 2018 demek güçlü bir şifredir. Neden? Çünkü içerisinde büyük harf, küçük harf, nokta, sayı, simge hepsi olduğu için güçlü bir ifadedir arkadaşlar. Aşağıda hangisi dijital vatandaşın yapması gereken davranıştır? Gereken davranıştır. Yapmaması gereken, pardon, yanlış okumuşum. Bir daha tekrar ettim. Yapmaması gereken davranıştır. Dijital ortamda arkadaşlarıyla saygı ve görgü kurallarına uygun iletişim kurar. Bu yapabilir, normal. Sosyal ağlarda tanımadığı kişilerin arkadaşlık isteğini kabul etmez. Evet, bu da olması gerekiyor. Çünkü tanımadığımız kişiler bize e, zarar verebilir, bizim e, kişisel bilgilerimizi ele geçirebilir. İnternette özel ve kimlik bilgilerimizi paylaşır. Şimdi arkadaşlar buna geldik. Özel ve kimlik bilgilerine mesela TC kimlik numarası ya da doğum yeri, ailedeki bireyler bunlar kesinlikle internet ortamında paylaşmamanız gereken bilgilerdir. Arkadaşlar hangisi yanlıştır dediği için doğuracağımız bu. Şiddet içeren yaşına uymayan oyun ya da içeriklere erişmez. Bu da yapması gerekendir. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, kağıdımızı ayarlayalım. Şekildeki backspace tuşu'nun görevi nedir? Backspace neydi arkadaşlar? Silme tuşuydu değil mi? Yukarıda enter'ın üstündeki tuş silmek için kullandığımız tuştu. Bir alt satıra geçer demiş arkadaşlar. Bunu hangi tuş yapar? Enter tuşu yapar. Boşluk tuşu dediğim space tuşudur arkadaşlar. Bu boşluk bırakır. Silme tuşu backspace'tir. Yani doğru cevabımızdır. Büyük küçük harf de, harf de neydi arkadaşlar? Caps Lock tuşuydu. Yukarıdaki bilgileri verilen bilgisayar çeşidi hangisidir demiş. Bazen ülke çapında, bazen de dünya çapında hizmet verir. Yüksek hızda işlem gücüne sahiptir, yüksek kapasitelere sahiptir. Bu nedir arkadaşlar? Ana bilgisayardır, server'dır. Yani bilgisayarların çoğu bilgisayar yani birden fazla bilgisayarın birleşimi ya da işlemcinin birleşimi sonucunda olmuştur. Küçükten büyüğe doğru hafıza ölçü birimlerini yazınız demiş. Arkadaşlar bu ders önemli. Hafıza birimleri. Bunları ben şimdi size şuraya bir yazayım arkadaşlar. öncelikle olarak bit. Bit nedir? Bilgisayarın en küçük işlem yapan hafıza birimidir arkadaşlar. Birimidir. Biti genelde kimse anlatmaz. 8 tane bit de arkadaşlar 1 tane byte eder. Şimdi herkes byte'dan başlar ama biti de bilin diye ben buraya anlattım. Şimdi öncelikli olarak ne var? Byte var. Sonra kiloyla ile byte var. Daha sonra mega ile byte var. Daha sonra giga ile byte var. Daha sonra tera ile byte var arkadaşlar. Daha hexabyte diye gidiyor arkadaşlar. Ama bilmeniz gereken bu kadar yeterli. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte şeklinde. Bakın arkadaşlar şuradan yani teradan yukarıya doğru çıkıyorsak 1024 ile çarp. Ama buradan aşağı doğru iniyorsan 1024'e böl. Şu aşağı kısmında kullanacağım arkadaşlar. Burada parolayı güçlü paralı oluştururken neler kullanılmalıdır bunu anlatıyor ama aşağıya kullanarak bir örnek yazıyorum. Şimdi 1 terabyte kaç megabyte'dır dedik. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yapmak için ne yapacağım arkadaşlar? Bakın kaç gigabyte olduğunu bulayım önce. Tamam mı? 1 terabyte kaç gigabyte arkadaşlar? Bir kademe üste çıktığımız için 1024 ile çarptım. Ne yaptı? 1024 GB ettim. E 1024 GB kaç MB dediği için arkadaşlar bir kademe daha yukarı çıkacağım için tekrar 1024 ile bu sayıyı çarpmam lazım. 1024 çarpı 1024 4 kere 4 6 1 elde 4 kere 2 8 1 daha 9 4 kere 0 0 4 kere 1 4 2 kere 4 8 2 kere 2 4 2 kere 0 0 2 kere 1 2 0'ı geçtim. Ee, 1 1 kere tekrardan şuraya yazalım arkadaşlar. 4 2 hatta biraz daha kayacağım. 4 2 1 0 şeklinde olacak. Toplayalım onu ekleriz arkadaşlar. Yani 6 9 8 daha 17 bir elde 4 4 daha 8 bir elde daha 9 pardon 4 yok orada 4 yan tarafa geçtik 4 burada 4 4 daha 8 şuraya yazayım arkadaşlar artı 7 4 8 e, 2 ile 2'yi topladık 4 daha sonra arkadaşlar bir de şu var yani e, 1 milyar 48 bin 476 megabayt yapıyor. Ha böyle çok işlemlere de girmenize gerek yok. Zaten genelde tek şekilde çevirme yaptırılır. Güçlü parola oluşturulurken hangi kurallara uymalıyız demiş. Şimdi arkadaşlar başta sayı olacak abi. Sayı olacak. Sembol olacak. Harf olacak. Bunlar olacaklar. Tamam mı? Daha sonra ardışık olmayacak. Doğum tarihi olmayacak. Telefon numarası olmayacak. Diye devam ettirebiliriz. Şimdi buna uygun bir ee, parola oluşturalım. Arkadaşlar bakın. Harflerden C K M K Bakın büyük küçük harf, bunu da yazayım şuraya büyük küçük harf. A K D M. Daha sonra sembol. Nokta ya da üç nokta da koyabilirsin. Nokta sayı. 2018. Bu şekilde bir şifreniz güçlü bir şifredir. Kendinize buna göre bir şifre belirleyebilirsiniz. Şimdi geldik kısa yol tuşlarına arkadaşlar. Kısa yol tuşlarını da hızlı bir şekilde anlatayım. CTRL X. X'i gördün mü arkadaşlar? Şurayı makasa çevirdin mi? Çevirdim. Makas ne iş yapar? Kes. Geçtin. Z. Z çizmek diye bir şey vardır değil mi bizde? Nedir? Geri adım atmaktır değil mi? Geri. Al. V. Bak V'yi al. Şöyle yap. Parmakları yap. Şöyle birleştir. Ele benzedi mi? Şuradaki V'yi gördün mü? Gördün. Ne yapıyor? Yapıştır. Değil mi arkadaşlar? Yapıştır. F. Ne yap? Ara. Kopyalama. CTRL. C. Hepsini seç. Yani tümünü seç. O da nedir arkadaşlar? CTRL A'dır. Şimdi arkadaşlar size e, şuradan boş bir kağıt üzerinden kısa yol tuşlarını hızlı bir şekilde anlatayım. Bakın önce CTRL X makastan gelsin. Kes. CTRL V el işaretinden gelsin hakkınıza yapıştır. CTRL C Copy'den gelsin. Kopi Copy ne demektir arkadaşlar? Fotokopi değil mi? Kopyalama. Kopyalama. C, T, R, L, A. Oldan gelsin. Old starlar falan vardır ya. Old star. Tüm starların geldiği değil mi? Tümünü seç. Tümünü seç. C, T, R, L, P. Printer'dan gelsin aklınıza. Printer'ın Türkçesi nedir? Yazıcıdır. Yazdır demektir. Daha sonra arkadaşlar Ctrl Z, Z çizmekten gelsin hakkınıza. Geri al. Ctrl Y, Y çizsin ileri al. Nasıl mesela ile geri almışsın, ileri almak gibi bir şey bu da. Daha sonra arkadaşlar Ctrl S Sev'den gelsin. Oyunlarda sev kısmı vardır değil mi? Ne demektir? Kaydet. Ctrl O Open'dan gelsin. Aç. Ctrl N e, new'den gelsin. Yeni sayfa aç demektir. Daha da var arkadaşlar ama genel olarak bilmeniz gereken bunlar. Şimdi biz yazıl örneğini inceledik arkadaşlar. Bunu çözdük. Şimdi aklınızda bazı sorular olduğunu biliyorum. Bu sorular ne mesela hocam ben 5. sınıftayım ama bu dersleri görmedim. Small Basic gördüm ya da Office programları gördüm. Ya da Code org gördüm hocam. Ya da e, ne diyeyim farklı bir ders gördük bilgisayar dersinde. Sizin anlattıklarınızla bir alakası yok diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bilgisayar dersinin bir e, genel planı olduğu için yani sınıflandırılmış bir planı olmadığı için bu şekilde istediğiniz dersi anlatabilir öğretmeniniz. Bu dersleri de aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Small Basic, Excel, Office, Donanım, Yazılım bu derslerle ait ya da Scratch'la ait dersleri aşağı açıklama kısmına şimdi tıklayın arkadaşlar oradan bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek üzere yazıldan yüksek not alıp yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hedefimiz ne arkadaşlar? Hedefimiz tabii ki de 100 aşağısı bizi kurtarmaz.